See me fail. Pray to God they never pay me bail. I got dealers in my yard, in Adidas and go yard, and they packing, so I'm puffing off the rail. They don't never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows. Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Umarım keyifle izlersiniz. Bugün Kür'ün 10. haftasındayız ve 10. haftada kendimi gayet iyi hissediyorum. Bir önceki videomda da zaten söyledim, gereksiz yere karbonhidrat almıyorum. Çünkü kalorileri çok yüksek tuttuğum zaman özellikle de karın bölgemde aşırı bir yağlanma ve su tutma oluyor. Bunu gözlemledim. Bu yüzden kardiyoları arttırdım. O yüzden clean bulk yapmayı tercih ettim. Bunu da size söylemiştim. Proteini zaten yüksek tutuyorum. Bugün haftanın ikinci antrenmanını yapacağız. Yani ikinci göğüs omuz antrenmanı. Bunu daha önceden YouTube'a hiç atmadım, ikinci antrenmanı. Denk gelmedi, yani özellikle de bir sebebi yoktu. Ama bugün ilk defa şunu yapacağım. Göğüsle değil, omuzla başlayacağım. Çünkü pazartesi günü bench press'le başlıyordum. Hani tamam, okey, orası çok iyi. Yani göğüsle başlıyorum. Peki sonraki göğüs antrenmanına neden göğüsle başlıyorum diye kendi kendime sorguladım. Çünkü itiş egzersizlerine geldiğim zaman, yani göğüsten sonra omuz çalışırken gücümün kalmadığını fark ettim. O yüzden bugün bir omuzla başlayıp ardından göğüse geçmeyi düşünüyorum. Haftada bu döngü bir defa olacak. Yani bir göğüsle başlayacağım. Bir sonraki antrenmanda ise omuzla başlayacağım. Bunu diğer bölgelere uygular mıyım bilmiyorum. Şu anda uygulamayı da düşünmüyorum ama göğüs ve omuzda bu dengeyi kurmak istiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, burada yine tavuk göğsüm var ve tavuk göğsü gerçekten çok pahalı. Arkadaşlar, kilosu 81,61 TL. Böyle saçma bir fiyat olamaz ama yapacak bir şey yok. Islanmış pirincim var. Evet arkadaşlar, burada pirincimi yaptım. Buharı üstünde oluyor. Burada da 500 gram kadar tavuk göğsüm var. Onun da pişmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, yine burada tavuk göğsüm, pilavım ve yanında turşum var işte. Bunları antrenmandan önce yiyeceğim. Antrenmandan sonraki öğünümü de şimdi göstereceğim. Burada da kahve yaptım. Bunda antrenmandan sonra yiyeceğim öğünüm var. Yine tavuk pilav ve turşu olacak şekilde. Bunu Türk kahvesini yapıyorum. Türk kahvesiyle yapıyorum yani kahvemi. Bilenler biliyor. Haftanın ikinci göğüs omuz antrenmanına dumbbell shoulder press ile başlıyorum. Yine burada ağır kiloyla girmeye çalışıyorum. Salonda 40 kilo dumbbell olmadığı için 30 kilo ile çalışmak zorundayım. O yüzden biraz daha yavaş ve kontrollü şekilde indirip kaldırmaya çalışıyorum. Geçen birisi sormuş neden tam yukarıda birleştirmiyorsun diye. Yukarıda tam birleştirdiğim zaman dinlenmiş oluyorum ve gerilimi bırakmış oluyorum. Zaten bu şekilde çalıştığım zaman da omuzlarımda gayet iyi hissediyorum hareketi. İkinci hareketimiz arkadaşlar, lateral raise. Ben burada videoyu çekebilmek için biraz bekliyorum. Siz yaparken beklemeden direkt alın. Ağırlıkları elinize alın. Süperset olarak çalışacaksınız. Hem dumbbell shoulder press'i hem de lateral raise'ı. Evet, yine yüksek kilo zorladığım için arkadaşlar görüyorsunuz. Yine hedef maksimum kiloyu kaldırmak. Biraz sağ kolumla sol kolumun kaldırışında, açışında biraz farklılık olduğunu biliyorum. Omuz sakatlığı yaşamıştım ya. Şu an bu arada arka omuza geçtim. Omuz sakatlığı daha önceden yaşadığım için bir içimde bir korku var. O korkuyu sanırım daha henüz aşamıyorum. Halbuki hiç canım yanmıyor ama
Birazcık psikolojik olarak sanırım bu beni geriyor. Arka omuzu da yaptım ve bitti. Bunu üçünü süper set olarak giyeceksiniz. Burada da arkadaşlar incline dumbbell press ile cable fly yine süper set olarak giriyorum. Başlangıç seviyesindeyseniz zaten bu şekilde çalışmayın. Çalışmanızı da tavsiye etmem. Öncelikle ağırlıklarınızı arttırmaya çalışın. Belirli bir ağırlık kaldırabilecek seviyeye geldikten sonra hareketlerin formunu oturttuktan sonra bu şekilde çalışabilirsiniz. Niggas running in the wrong race. Hit a shooting at the wrong rave. It's a story that I gotta tell you. When they started smoking at the wrong place. Hit a shooting at the wrong rave. Killer empty at a whole case. Got the rollies in a y'all face. Pistols pointing in a y'all face. Killer gripping, Scotty gripping. And Jamie was thinking that Scotty Griffin. I mean Scotty Griffin. They was on a mission. And they started talking, they pay attention. They was on roll. Scotty was rolling the most mode. Killer was counting and stacking up. These niggas still get their money up. Stack it up. I pray to God they never see me fail. Pray to God they never paying bail. I got healers in my yard, in Adidas and Goyard, and they packing, so I'm puffing off the rail. They don't never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. They don't never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. Perp, sipping juice with my crew, getting loose. You don't know about us. We don't know about you. I pray to God they never see me fail. Pray to God they never paying bail. I got healers in my yard, in Adidas and Goyard, and they packing, so I'm puffing off the rail. They will never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. They will never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. Niggas running in the wrong race. Hit a shooting at the wrong rave. It's a story that I gotta tell you. When they started smoking at the wrong place. Hit a shooting at the wrong rave. Killer empty at a whole case. Got the rollies in a y'all face. Pistols pointing in a y'all face. Killer gripping, Scotty gripping. And Jamie was thinking that Scotty Griffin. I mean Scotty Griffin. They was on a mission. And they started talking, they pay attention. They was on roll. Scotty was rolling the most mode. Killer was counting and stacking up. These niggas still get their money up. Stack it up. Aye. Packing, so I'm puffing off the perp, sipping juice with my crew, getting loose. You don't know about us, we don't know about you. A shawty talking about trust, and then I hit a whip. I pray to God they never see me fail. Pray to God they never pay. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Arkadaşlar bu şekilde çalışmanızı her zaman tavsiye etmem. Ara ara işte işiniz olduğu zaman, antrenman süresini kısaltmak istediğiniz zaman bu şekilde 3 set 4 set çalışabilirsiniz. Uzun vadede overtraining olabilirsiniz. Beslenmeniz düzgün değilse tabii. Zaten işte arada bir 2 hafta falan, 1 hafta 2 hafta yaparak bu şekilde çalışıp kaslarınıza belli bir şiddet uygulayabilirsiniz. Ama söylediğim gibi başlangıç seviyesindeki sporcular her zaman güçlenmeye çalışsın. Güç odaklı egzersizler yapmaya çalışsın. Bu onların kısa sürede hacim alması için, size alabilmesi için bayağı önemli bir etken. 10. dakikayı da bu şekilde doldurmuş oldum. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.